Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Bir görüş alanı programıyla yine karşınızdayız. Tabii 2022 yılını bitirip 2023 yılına kısa bir zaman kaldı. Bir gün sonra, bir günlük bir zaman dilimi sonra 2023 yılını idrak edeceğiz. Miladi yılbaşı, yeni bir yıl bitiyor miladi takvime göre, yeni bir yıl başlıyor. Bizler de bunun fevkinde farkında olarak geçmiş senenin hüsnül asası, önümüzdeki senenin inşallah neler getireceği, ne şekilde olacağının duasıyla bizler de bu programı açmış olalım. İnşallah hayırlar getirir ve görüş alanı olarak 2022'nin son programından hayırlı akşamlar diliyoruz. Yine bir konuğumuz var. Tabii konuğumuzun ehemmiyeti 31 Aralık tarihinde gelenekselleşen Mekke'nin fethiyle ilgili olması hasebiyle Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanımız Sayın Yemliha Akyıldız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Can Bey. Tabii Mekke'nin fethi değerli izleyenler, onu konuşacağız. Gönüllerin fethi bundan 1392 yıl önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalplere giren bir fetihle, kalplere giren bir coşkuyla Mekke'yi fethetmesi ve oradan sıçrayan ışığın bütün dünyaya yayılarak adaletin, merhametin timsali bir dinin, İslam dininin yayılması ve dünyaya hakim olması. Aslında bugünkü çekmiş olduğumuz sıkıntıların, dertlerin hemen hemen hepsinin kaynağında bu merhametten yoksunluk, bu adaletten yoksunluk ve bu dinin değerlerinden yoksunluk olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah Cenab-ı Allah önümüzdeki yılları, yüzyılları bu merhametin ve adaletin beşiği olarak dünyayı inşallah sarar ve İslam yeniden kalplere ve gönüllere nüfuz eder. İşte bunun mücadelesini veren bir sivil toplum örgütü yıllardan beri 31 Aralık günü miladi takvime göre yeni bir yılın değiştiği gün 31 Aralık Mekke'nin fethi. Evet. Mekke'nin fethi aslında değerli başkanım herhalde bir fetih veyahut da bir işte hadise olarak o boyutta bakılmıyor. Evet. Geçmiş yılın bir hülasası, gelecek yıla bir temenni evet, olarak bakılıyor. Biz de gelecek yılın inşallah gönüllerin fethiyle gerçekleşecek bir umutla bakılmasını temenni ediyoruz. Biz Mekke'nin fethiyle başlayacağız. Evet, inşallah. Buyurun başkanım. Evet, teşekkür ederim Osman Can Bey. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için. Çünkü dernek olarak faaliyetlerimizi vatandaşlara, halkımıza ulaştırmanın en büyük yollarından biri de böyle siz değerli basın mensuplarının, medyanın bizi misafir etmesi ve bu şekilde meramımızı kitlere anlatabilmek. Yoksa bizim herkese ulaşabilme imkanımız çok olmuyor. Evet. O yüzden sizlere ve genel yayın yönetmeniniz Arif Bey'e ve diğer çalışanlara teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Tabii Mekke'nin fethi dediniz. Fetih bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimalarının İslam'a açılmasıdır. Yani fethi konuşacaksak önce bundan bir başlayalım. Yine fetih küfrün karanlığının kelam-ı kadimin yani Kur'an'ın berraklığıyla silinmesidir. Evet. Küfrün karanlığı siliniyor. Fetih sonradan olma ilahlara bir reddiyedir. Yine fetih insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Evet. Yine fetih insanın merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih insan olmanın, halife olmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir. Evet. Fetih sadece hakkın hakimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu değil, bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir. Yani fetih böyle salt bir toprak kazanma derdi değil, yürek kazanma ve gönülleri kazanma ulvi değeridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gaye uğrunda 630 yılında Mekke'yi fethetmiştir. Ve biz de o Mekke'nin fethini genç nesillere ve bütün toplumumuza ve bütün insanlığa bir yeniden hatırlatmak için,
o fetih ruhunu yeniden canlandırmak için hem Mekke'nin fethi düzeyinde hem de dernek olarak diğer faaliyetlerimize, mesela İstanbul'un fethini sürekli hatırlarız biz. Her zaman bunlarla ilgili programlar yaparız yıllardan beri. Nasıl Mekke'nin fethini idrak ediyorsak, aynı şekilde İstanbul'un fethini 29 Mayıs tarihinde her yıl gençlerimizle birlikte organize olarak tüm Türkiye çapında İstanbul'da kutlama yaparız. Yine Diyarbakır'ın fethi bizim açımızdan önemli. Evet. Diyarbakır'ın fethini aynı şekilde, aynı duygularla idrak etmeye çalışırız ve böyle dinamik bir genç nesil yetiştirme çabasındayız. Tabii Şahin Hocam. Evet. Başkanım şöyle bir şey var. Evet. Öncelikle işte Hudeybiye ile İyye ile başlayan bir süreç, daha sonrasında Mekke'nin fethedilmesi ve tabii bir çatışma ortamı, kan dökülmesi söz konusu olmadan ufak tefek çatışmalarla kendisine yıllarca zulmetmiş bir topluluğa hidayet götürmek için, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu o hidayeti dilemek için, o merhameti göstermek için Mekke'ye giriyor Peygamberimiz. Evet. Ve ordusuna 10 bin kişilik kocaman bir ordu, devasa bir ordu o günkü şartlarda. Evet. Ordusuna şu talimatı veriyor: size dokunulmadığı müddetçe, size karşı bir kılıç çekilmediği müddetçe hiç kimseye dokunulmayacak, yağma yapılmayacak. Evet. İşte vesaire vesaire. Evet. Tabii şöyle bir şey var, bir Fransız yazardı, bilim adamıydı, o İslam'ı incelemiş. Evet. Tabii çok incelemiş. Fakat sonuçta şunu ifade ediyor: Mekke'nin fethine geldiğim zaman benden bir şey koptu ve bu kadar zulüm gösteren, bu kadar zulmeden bir topluluğun, peygamberin onlara merhamet etmesi bende olayı bitirdi ve o insan ve birçok insan bundan dolayı Müslüman oldu. Evet. Sadece 1392 yıl önce değil, bugün de günümüze de sirayet eden boyutuyla İslam'ın nurunun, ışığının yayılması ve merhametin yeryüzüne hakim olması, işte belli dönemler geçirdi İslam ümmeti. Dünyaya hakim oldular, merhameti yaydılar. Bu ilkelere, yani fetihteki ilkelere bağlı kaldıkları müddetçe dünya, yeryüzünün hakimiyetini Cenab-ı Allah Müslümanlara nasip etti. Evet, bugünkü şartlarda bakıyoruz, o ilkelerden sapma var. Evet. İşte o ilkelerden sapma olduğu noktada emri bil mahruf, nehyanil münker düsturu gereğince, evet, Anadolu Gençlik Derneği de yine hayra motor, şerre fren olma ilkesiyle, evet, bu mücadelenin içerisinde. Evet. Biz buradan tekrar ilan edelim. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde yarın akşam, yani 31.12, evet, yeni yıla girmeye saatler kala bütün Elazığ halkını Nurettin Ardıçoğlu'na davet etmiş, evet, olalım. Ve saat 19'da. 19.30'da. Evet. Bir de şöyle bir şey var zannedersem, tabii ben biraz daha şey yapmak için Harun Bekiroğlu hocamız orada. Evet, İlmin Üniversitesi'nden doçent. Evet. Bu konuda da çok engin bilgileri var. Evet. Biz de inşallah onu izlemeye gideceğiz. İnşallah. Buyurun başkanım. Evet, inşallah yarın şehrimize iki program icra edeceğiz. Tabii bu Mekke'nin fethi yapılırken sadece Elazığ'da sınırlı bir program değil. Bizim derneğimizin bütün faaliyetleri hemen hemen Türkiye çapında aynı anda başlar. Evet. Bir siyerine bir yarışmamız olsun veyahut da diğer bir faaliyet olsun, bir basın açıklamamız olsun. Böyle teşkilat yapısına mensup bir derneğiz ve her aynı anda, aynı zamanda, aynı zaman dilimi içerisinde bunu gerçekleştiririz. 81 ilde, yarın 81 ilde ve bunların ilçelerinde aynı anda, işte kimisi 19'da, kimisi 19.30'da olmak üzere Mekke'nin fethi programı icra edecek. Yani 922 ilçe var ülkemizde. Hemen hemen bu ilçelerin çoğunda da inşallah Mekke'nin fethi programı o saatte de idrak edilmiş olacak. Karakoçan'daki programda, evet. Evet, burada da yine ilimizde de Karakoçan'da da inşallah programı arkadaşlarımız, oradaki başkanlarımız, yönetim kurulları ayarladılar. Karakoçan'da da yine yarın saat 19.30'da Karakoçan Belediyesi konferans salonunda programımızı icra edecek. Oraya da yine Elazığ şehrimize gelen doçent doktor Harun Bekiroğlu hocamızın abisi, o da Abdullah Bekiroğlu hocamız, Malatya Müftülüğü'nde müftü yardımcısıdır hocamız. O da inşallah orada halka hitap edecek ve bu şekilde o program da orada idrak edilecek. Tabii inşallah. Karakoçan'daki izleyenlerimize de bu programa iştirak etmelerini, evet, buradan tebrik edelim inşallah. Evet, başkanım, tabii
Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı'nın devamı. Evet. Bildiğimiz üzere Milli Gençlik Vakfı 28 Şubat sürecinde kapatılmıştı. Evet. Gerçi sonradan herhalde bu yeni dönemde bir yeniden bir iade itibar evet, edildi. Sağlandı. Ama Anadolu Gençlik Derneği çatısı altında faaliyetler evet, devam ediyor. Aynı şey. Gençlere yönelik milli manevi değerler, evet, adalet, merhamet, işte biraz evvel emri bil maruf çerçevesinde evet, çalışmalar devam ediyor. Bu evet, çalışmalardan eğer bahsederseniz. Evet, Allah razı olsun. Bizler bahsettiğiniz gibi öyle bir topluluğuz ki zaten Cenab-ı Allah öyle buyuruyor ayet-i kerimesinde. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. Sizler insanlık için çıkarılmış bir topluluksunuz, bir ümmetsiniz. İyilikleri emreder ve kötülüklerini de sakındırırsınız. Bu ayetlerin, buna benzer Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var ve hadis-i şerifler var. Bu ayetlerin ışığında bizler de genç nesli yetiştirmek için ta küçük yaştan itibaren el almak suretiyle özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerimiz, gençlerimiz, ortaokul çağındaki, lise çağındaki ve üniversite çağındaki gençlerimizle sürekli hemhaliz, sürekli onlarla beraberiz, onlarla faaliyet halindeyiz. Ve ilkokul çağındaki gençlerimizle de uğraşıyoruz aynı şekilde. Bunlarla ilgili işte ortaokul gençlerimizle sürekli keşif grupları adı altında gruplarımız var. Derneğimizde bunlar haftanın belli günlerinde toplanırlar. Bir sorumlu hocamızın nezaretinde çalışmalarını yaparlar keşif gruplarımız. Kitap okurlar, kitap tahlilleri yaparlar. Birlikte bir camiye giderler. Camide bir namazı cemaatle. O arada başkanım, Kajya'daki arkadaşlarımız o görüntülerden verirlerse. Evet, evet, inşallah. Evet, buyurun başkanım. Onlar sürekli bu faaliyetler içerisindeler. Keşif gruplarımız, sabah namazı buluşmaları yapıyoruz onlarla sürekli. Yani haftanın bir günü veya iki günü sabah namazı buluşmaları. Genelde yeni camiyi tercih ediyoruz. Şehrin ortak bir buluşma mekanı olduğundan dolayı veya bazen Nail Bey camisi veya bazen şehrin muhtelif diğer camilerinde bu faaliyeti yapıyoruz. Kışın sabah namazı buluşması yapıp sonra derneğe geçip orada derslerimizi yapıp daha sonra gençleri bizzat imkanı olanları kendileri geliyor velilerle birlikte. İmkanı olmayanlar da yine bizler kendi hocalarımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız onları evlerinden alıp tekrar evlerine bırakma suretiyle bu şekilde bir faaliyeti yürütüyoruz. Yine aynı şekilde liseler komisyonumuzun da karavan grupları var. Bunlar da hem okuma grubu şeklinde hem de yine etkinlik yapabilecek şekilde, sportif faaliyetleri ve diğer faaliyetleri yapacak şekilde haftanın belli günlerinde bir araya gelirler. Yani bunların sayıları da her grubumuzu böyle 9-10 kişiden oluşacak şekilde yapmışız, düzenlemişiz. Ve bunlar da o faaliyetten o şekilde yaparlar. Tabii bunlarla da yine birlikte yaptığımız faaliyetler var. Yine sabah namazı buluşmalarımız, lise komisyonunun yatsı namazı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Sonra derneğe geçip daha sonra işte bir sportif faaliyet olarak halı saha faaliyeti veya diğer işte yüzme faaliyeti, çeşitli faaliyetleri bunlarla birlikte idrak ediyoruz. Aynı şekilde üniversite gençliği de çalışmanın bu minval üzerine yapıyor. Yine ortaokullar gelirken tabii onların küçük kardeşleri de oluyor. Onlar da bu faaliyete katılmak istiyorlar. Onlara da yine ortaokullar komisyon başkanımız ve diğer başkanlarımız ilgileniyorlar. Bu şekilde öyle iyiliği emreden, kötülüklerden sakındıran bir nesil oluşturma gayreti içerisindeyiz. Başkanım, bu faaliyetlerin içeriğindeki konulara biraz girebilir miyiz? Evet. Mesela bu işte sabah namazı buluşmaları nasıl oluyor? Yani başlangıcı, evet, sonu, ondan sonra gençlerle ne yapılıyor? Evet. Artı yine ortaokul komisyonu vesaire bahsettiniz. Bunlar bu eğitimlerde, bu kamplarda nasıl eğitim veriliyor? Onun programı ile ilgili böyle bir geniş açıklama evet, olsun. Evet, Allah razı olsun. Başta zaten temel esaslarımız nedir? Kur'an'dır ve sünnettir. Kur'an ve sünneti öğretecek şekilde çalışmamız ve yine Kur'an ve sünnete bağlı olarak ilmihal bilgisi, yani bir gencin bilmesi gereken, öğrenmesi gereken en temel bilgi ilmihal bilgisidir. Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz gençlerimize, gerek bu yaz etkinlikleri süresince, yaz etkinlikleri yapıyoruz. Yazın okullar tatille girdiği zaman yoğun bir katılımla bu gerçekleşiyor. Orada artık Kur'an-ı Kerim eğitimlerini alıyorlar gençler. Tabii okul başlayınca böyle kopmalar olduğundan dolayı biz bu dersleri sürekli yıl içerisinde de kaşif gruplarımızla ve karavan gruplarımızla gençlerimize veriyoruz. Ve bu şekilde onlar da derslerini hem Kur'an-ı Kerim derslerini alıyorlar hem yine temel ilmihal bilgisi derslerini dernekte alıyorlar. Yine sahabe hayatlarını öğretiyoruz gençlerimize. Yine önder ve öncü şahsiyetleri, işte Ali Ezzet Begoviç gibi şahsiyetleri ve bunun gibi Sezai Karakoç gibi şahsiyetleri gençlerimize tanıtma faaliyetlerimiz var. Ve bu minval üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Değil mi başkanım? Tabii biz
burada milli bir gençlik oluşturmak. Evet. Vatanına, milletine, dinine, diyanetine bağlı bir gençlik oluşturma faaliyetlerinin özünde aslında bu var. Evet. Bir anlamda tabii son hazırlıkları ülke içerisindeki, şehirdeki, bugün biraz gezdim dolaştım da evet, hemen hemen bütün vitrinlerde bize ait olmayan, bizim kültürümüze ait olmayan bir yeni yıl figürü, evet, işte yılbaşı figürü, işte Noel Baba, evet, figürü bütün alana hakim olmuş durumda. Evet. Bu geçmiş yıllarda aslında çok fazla değildi. Yani biraz da tüketim toplumunun vermiş olduğu etkiyle, kültürel yozlaşmanın vermiş olduğu etkiyle bu noktada yani hoş olmayan, nahoş olan görüntüler ve müthiş derecede bir yılbaşına, Noel Baba'ya ve onun işte onun aksesuarlarına vesaire. Evet. Yani işte özel okullardan, özel iş yerlerine kadar vesaire her tarafta bu bir şekilde dayatılıyor, evet, ekonomik bir toplum içerisinde. Bunun hakkında ne diyeceksiniz? Yani toplumsal bunlarla ilgili bir tavsiye. Evet, yani gitgide toplumumuz bir şekilde ifsada doğru yönlendiriliyor. Gerek bu gençler bazında, bunu daha çok tabii etkisini görüyoruz. Bir ifsat var ve bu ifsat da Batı'nın bütün kokuşmuş olan kültürünü alma çabası. Gerek bu işte yılbaşı etkinliklerinde olsun veyahut da diğer çeşitli günler adı altında günler oluşturmuşlar. Hiç bizim tarihimizde, kültürümüzde, örfümüzde, adetimizde ve inancımızda olmayan günler. Sevgililer gününden tutun da daha başka başka günlere kadar her gün farklı bir günler icat ediyorlar. Tabii bunda belirttiğiniz gibi özellikle tüketim çılgınlığından dolayı, tüketim çağından ve çılgınlığından dolayı bunu yapıyorlar. Biz de işte gençlerimizi elimizden geldiği kadar bunlara karşı duyarlı olma, bilinçli olmaya yönelik faaliyetleri icra ediyoruz. Evet. Evet. Başkanım şimdi tabii bu sadece sivil toplum olarak Anadolu Gençlik Derneği'nin üzerine sadece bırakılabilecek bir şey değil. Elbette. Netice itibariyle bu inançta, bu düşünceye sahip bütün sivil toplumun bir anda bunu reddetmesi sahip gerekiyor. Evet. Biraz da eğitimden dolayı, yani şimdi şöyle bir şey var. Biz milli ve manevi değerleri insanımıza, çocuklarımıza verirken aileler kendi içerisinde bir kutlama, bir işte yılbaşı veya işte tatil vesaire noktasında olacak. Onlarla ilgili tabii tavsiyelerde bulunmak olur. Yani evet, 2022 yılını bir muhasebe edelim. Muhasebe. Yani miladi yılbaşı olması hasebiyle işte bir yılı devirip bir yıla geçiliyor. Bir muhasebe olması, işte hastalıkların, sıkıntıların, depremlerin vesaire noktasında birçok şeyin yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. 2023 için de dua ve temennide bulunuyoruz ama evet, şahıs olarak da, insan olarak da herhalde hayatımızda geçmişte yapmış olduğumuz bir yılın hatalarını, yanlışlarını, muhasebelerini tövbe istiğfar yaparak veya onlarla ilgili önümüzdeki yıl yapmamayı dileyerek evet, işte onları bir şekilde evet, bunları yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, elbette zaten şimdi bizim zaten Mekke'nin fethi özelde bu çabaya yönelik. Mesela şimdi Mekke'nin fethini bütün illerde, bütün ilçelerde veyahut da bütün beldelerde idrak etmeye çalışmamız, yapılan istatistikler, özellikle gençler arasında yapılan istatistikler şunu göstermektedir ki bir gencin özellikle olumsuz bir davranışa, işte bir harama bulaşması veya bir içkiye, kumarla veya da farklı bir olumsuz haramla, günahla buluşması ilk kez yılbaşı gecelerinde oluyor. Ve ilk kez bu şekilde tanıştıklarını beyan ediyor gençlerimiz. İşte biz de gençlerimiz bu ifsada düşmesin diye, bu bozulmaya düşmesin diye onları böyle bir alternatiflerin olduğunu, farklı alternatiflerin olabileceğini, kendilerine gelecek ve de kendi kültürlerini, dinlerini, inançlarını yansıtacak bir çabanın olduğunu ve bunun yerinin de yine Anadolu Gençlik Derneği olduğunu belirtmek üzere, ifade etmek üzere bu geceleri tertip ediyoruz. Evet. Evet. Tabii başkanım şöyle bir şey var. Anadolu Gençlik Derneği'nin çok çeşitli faaliyetleri var. Özellikle ilçelerde teşkilatlanması var, okullarla ilgili çalışmaları var. Evet. Bunlardan da genel olarak bahsedersek. Evet, şimdi genel merkeze bağlı olarak çalışan bir teşkilatız. Yani baş başa bağlı, başta Allah'a bağlı düsturuyla hareket eden
Bu şekilde genel merkezimizden gelen talimatları biz de hem kendi şehrimize hem ilçelerimize ve diğer teşkilatlarımıza uyguluyoruz. İlimizde yönetimimiz var, yönetim kurulumuz var, 17-18 kişiden oluşan. Bunlar içerisinde işte ortaokullar komisyonumuz, liseler komisyonumuz, üniversite komisyonumuz, kültür sanat komisyonumuz, eğitim komisyonumuz, işte sosyal medya iletişim komisyonumuz, organizasyon böyle bunun gibi komisyonlar var. Ve bunların da kendi alt birimleri var. Her bir alt birimde 5-6 arkadaş olmak üzere böyle bir yapımız var. Her biri çalışmasını kendi içerisinde yürütür. Yine bu çalışmamız aynı şekilde ilçelerde de mevcut. İlçelerimize de teşkilatlanmışız ve ilçe başkanımız var ve ilçe başkanının etrafında bir yönetim kurulu var. 10 kişiden, bazı yerlerde 12 kişiden oluşan bir yönetim. Ve ilçelerden başka da bir de mahalle teşkilatlamalarımız var. Evet. Mahallelerde de yine mahalle bazlı teşkilatlamalar. Bir mahalle başkanı atıyoruz, mahalle temsilcisi. O da kendi yönetimini oluşturuyor ve bu şekilde eğitimle veyahut da diğer faaliyetlerle ilgili çalışmayı kendileri yapıyorlar. Şehrimizde de bir Doğu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi'nde teşkilatımız var ve aynı zamanda bir de Çaydaçıra Mahallesi'nde böyle aktif olan bir teşkilatımız var. Tabi diğer mahallelerde de çalışmamız devam ediyor ama böyle organizeli ve düzenli bir şekilde çalışmanın olduğu alanlar bu ilçelerimiz, bu mahallelerimiz ve aynı şekilde diğer ilçelerimiz ve beldelerimiz de tabi aynı şekilde. Beldelerimize de yine Yaz Konak beldemizde bir teşkilatımız var ve kendi yönetimleri var. Aynı şekilde yurt başında da kuruldu ve Han kendinde de yeni kuruldu. İnşallah ileriki günlerde de onlar da kendi yönetimlerini oluşturmak suretiyle inşallah böyle yaptığımız bütün faaliyetleri hem gençlere ulaşma noktasında ve diğer insanlara ulaşma noktasında bu faaliyetleri yürütecekler. Peki bu çalışmalarda genelde işte gençlerle ve işte ortaokul, lise çağındaki gençlerle, ailelerle ilgili veyahut da ailelerin buluşmasıyla ilgili, onlarla ilgili bir çalışma var mı başta? Elbette. Biz bu çalışmamıza velilerimizi de dahil ediyoruz. Yani velilerimiz sürekli derneğe davet ediyoruz. Yani gelsinler, derneğimizin durumunu görsünler, nezih ortamını görsünler. Onlar da kendileri gönderdikleri, çocuklarını gönderdikleri yerden emin olsunlar diye. Velilerimiz de aynı şekilde faaliyetlere devam ediyoruz. Mesela sabah namazı buluşması yaptığımız zaman çoğu zaman da velileri de davet ediyoruz. Velilerle birlikte yani çocuğunu da al gel şeklinde böyle bir sloganla onlar da çocukla birlikte geliyorlar ve çocukların eğitim gördükleri yerleri görmüş oluyor ve tanımış oluyor. Ve aynı şekilde de biz veli ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Böyle çat kapı yaptığımız veli ziyaretleri var. Bu gerek ortaokullar komisyonunda veya gerek lise komisyonumuzda. Bir akşam işte o bir öğrencimizin evine hemen komisyon başkanımızın veya da ilgili teşkilat başkanının arama suretiyle uygunsanız, müsaitseniz sizi ziyarete geleceği şeklinde ve bu şekilde gidip gençlerle evlerinde işte hem ailelerini tanıyoruz hem aileleri bizleri tanıyor ve bu şekilde bir ünsiyet oluşma çabası var. Yani gençlerimiz bu şekilde onlar bizden emin, biz de gençlerimizden emin ve ailelerinden emin bir şekilde böyle bir güven duygusuyla inşallah gençlerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Tabii başkanım bir ilimiz bir üniversiteye sahip olması hasebiyle yaklaşık evet. 40 binin üzerinde bir öğrenci. Evet. Bunların da %60'a yakını il dışından geliyor. Evet. Bu yurtlarda kalıyorlar, belki evet. evlerde kalıyorlar. Üniversitedeki faaliyetler hangi süreçte yürüyor? Evet, üniversite yine üniversite komisyonumuz var. Üniversite komisyonunda yine kendi içerisinde alt birimler var. 10 kişiden oluşmuş olan bir yönetimler var. Buna da aynı şekilde derneğin bütün faaliyetlerini üniversitede yapma çalışmaları yapıyorlar. Bir kantin buluşmaları oluyor veyahut da derneğimizin bir çalışması, bir broşürü, bir el ilanı varsa onların sınıflara ulaştırması ve üniversitedeki öğrencilere ulaştırması çabası. Ve yine onlar da aynı şekilde dernekte kendilerine müstakil dersler yapıyorlar ve aynı şekilde sohbetler düzenliyorlar. Yine haftanın belli günlerinde özellikle onlar cumartesi günü bunu yapıyor. Cumartesi günleri eğitimlerini alıyorlar ve bu şekilde gençlerimizin, özellikle üniversite çağındaki gençlerimizin hem barınma ihtiyacı noktasında sahip çıkıyoruz onlara. Hem erkek öğrencilerimize hem kız öğrencilerimize hem kız öğrencilerimiz var. Erkek öğrencilerimiz var. Bu şekilde faaliyetlerini yürütüyorlar. Evet, aynı şekilde evet. tabii evet. Buyur. Hanımlar komisyonumuz da var. Yani bizim bu teşkilat erkekler olarak yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri hanımlar komisyonumuz da kendi işlerinde yapıyorlar. Yani nasıl bizim lise komisyonumuz, ortaokul, üniversite ve diğer komisyonlarımız varsa hanım kardeşlerimizin de onların da yine aynı şekilde kendi işlerinde, kendi çalışmalarını özel yürüttükleri yine bir hanımlar okuma salonumuz var. Özellikle orada kendi çalışmalarını kendi yürüttükleri, kendi başlarına işleri yaptıkları, faaliyetlerini organize ettikleri aynı durum orada da geçerli. Yaz Kur'an kursları ile ilgili tabii büyük bir çalışma oluyor yaz aylarında evet, özellikle. Evet. Hem kız çocuklarına yönelik hem erkek çocuklarına yönelik evet. başkanım.
Onunla ilgili ne diyeceksiniz? Evet, yaz etkinliklerimize yine okullar tatil olmasıyla birlikte hemen gençlerimize böyle bir hafta bir dinlenme süreci verip ona göre onlar da fazla böyle atalete araştırmadan, çünkü tatil nedir? Tatil kelime anlamı atalet demektir. Atalet de tembellik demektir. Biz böyle tembelliği kabul etmeyen bir teşkilatız. Bu da bize yine bir ayetin ilhamından geliyor. Hani malumunuz İnşirah suresinde feiza ferata fansab buyuruyor Cenab-ı Allah. Bir işi bitirdiğin zaman hemen bir işe başla. Feiza ferata, bir iş bitince fansab, hemen bir işe başla, bir işe koyul. Ve ile rabbike ferrab, ve yalnızca Rabbine tevekkül et. Düsturundan hareketle öyle durmak yok. Hemen bir hafta bir dinleme süreci oluyor. Ondan sonra gençlerimiz hemen yaz etkinliklerini organize, tabi öncesinden organize bir şekilde isimleri kayıtlara almak suretiyle öğrencilerimizi gerekirse servisler ayarlıyoruz ve evlerine alıp dernek binasına yatırıyoruz. Bunu genelde dernek binasına yapıyoruz ama çoğu zaman da bu faaliyetlerimizi, yaz etkinliklerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yapılması suretiyle genel merkezimizin ve ilde de bu görüşmeleri yapmak suretiyle ilimizde herhangi bir okulda yapıyoruz. Genelde de bunu Merkez İmam Hatip Lisesi'nde yıllarca yaptık ve diğer okullarda veyahut da bazen hiçbir şey olmasa bir dershaneyi işte kiralamak suretiyle veyahut da farklı bir mekanda yapmak suretiyle bu faaliyetleri yürütüyoruz. Tabii bu sadece eğitim faaliyeti değil, yüzme, spor, efendim piknik evet. gibi faaliyetleriniz Tabii, oluyor. Aynen, şimdi zaten gençler böyle hani bizim eğitim sistemimizde tabi burada bir öğretmenim aynı zamanda. İmam Hatip Lisesi öğretmeniyim. O yüzden eğitim sistemimiz de dört duvar arasında bir eğitimle sınırlandırmış bir eğitimimiz var. Evde dört duvar arasında çocuklar, okulda dört duvar arasında, kursla dört duvar arasında, dershanede dört duvar arasında. Biz bu gençlerimizi böyle dört duvar arasından kurtaracak faaliyetler yapıyoruz. Yaz etkinliklerini çeşitlendiriyoruz. Özellikle öğleden önceki süreçlerde dersler oluyor. Bahsettiğim biraz önce Kur'an-ı Kerim dersleri, ilmihal dersleri, temel bilimler dersleri ve bu şekilde Hazreti Peygamber'in hayatı, öncü şahsiyetler dersleri şeklinde veyahut da adam maşiyeti, bizim en çok üzerinde durduğumuz dersle bir dersimizi adam maşiyeti ayırıyoruz. Gençliğimizin edepli, adaplı şekilde yetişmesi için. Bu dersleri verdikten sonra öğlenden sonraki sürecimizi de tamamıyla sosyal faaliyetlere ayırıyoruz. Haftanın bir günü yüzme yapıyoruz muhakkak gençlerle. Şehrin işte olimpik yüzme havuzunda, bazen de farklı yüzme alanlarında. Ve yine at biniciliğine götürüyoruz gençlerimizi. Yine işte ok atıcılığı varsa ok atıcılığına. Yani şehirdeki herhangi bir sportif faaliyet yapan yer varsa gençlerimizi buraya götürüyoruz ki çünkü Kur'an eğitimini severek yapsın bu gencimiz. Zaten okul döneminde sıkılmış, yorulmuş gençler böyle bir de tamamıyla yaz tatili sürecince bunları derslere veyahut da dört duvar arasında boğmaktansa böyle ferahlatıcı faaliyetler ki Allah'a şükür olsun gençlerimiz de böyle seve seve koşa koşa geliyor. Yani bellerimizden biz bu dönütleri alıyoruz. Normalde belki de okula gitmeye üşenen öğrenci inanın yaz etkinlikleri olduğu zaman kendileri bellerini uyandırır ve hazırlanır ve bu şekilde bir an önce gidelim de derneğe derslerimizi işleyelim ve ondan sonra da bu faaliyetlere katılalım şeklinde böyle müthiş teveccüh var. Şimdi başkanım evet. Tabii bu faaliyetler Anadolu Gençlik Derneği sayesinde alanda, şehirde, ilçelerde, beldelerde faaliyetler devam ediyor. Evet. Fakat tabii bu faaliyetlere sebep olan şey 54. Hükümetin Başbakanı merhum Allah kendisine rahmet etsin Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Evet. Tabii bu bir tek alanda değil. Yani gençlik alanında Anadolu Gençlik Derneği, evet. ekonomi alanında işte ESAM ve ESDER gibi dernekler. Evet. İşte diğer bütün alanlarda öğretmenlerin, eğitimcilerin alanında yine aynı. Evet. İşte ekonomi alanında yine birçok dernek. Evet. Tabii çıkış noktası önce ahlak ve maneviyat. Evet. Yani evet. özellikle ahlak ve maneviyatın olmadığı evet. Bir toplumun ifsada sürükleneceğini merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan evet. hocamız evet. Bunu ifade ederdi hep. Evet. Bunun için de kurulmuş teşkilatlar bunlar. Evet. Özellikle bu faaliyetleri yürütmek için kurulmuş. Evet. Tabii burayı nereye bağlayacağım? Evet. Ahlak ve maneviyat özellikle emniyet ve tevhid kökü özellikle Mekke'nin evet. Peygamberimizin fethiyle birlikte yeniden emniyet ve tevhid beldesi olması, 360 evet. tane putun yıkılması evet. Bununla birlikte orada bir eğitim faaliyetinin başlaması evet. Ve ahlak ve maneviyatın temelinde
emniyet ve tevhidin geldiğini göstermektedir. Hoca da büyük bir oranda bunu bütün topluma yaymak için birçok teşkilat kurmuş. Bunların da bir tanesi Anadolu Gençlik Derneği diye ifade edebiliriz tabii. Evet. Bu noktada halkımız buna şahit. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Sayken çok kıymet bilinmiyor. Evet. Yani şimdi toplumun birçok kesiminde bir yani muhalif veya işte taraftar olsun. Evet. Birçok kesiminde ya biz hocayı işte yanlış anlamıştık. Yeterince anlayamadık. İşte ekonomik kalkınma, milli savunma, efendime söyleyeyim, manevi kalkınma, milli eğitim vesaire. Evet. Yani birçok noktada sayabiliriz. Evet. Bu noktada neler diyeceğiz başkanım? Allah razı olsun. Tabii hatırlattınız. Cenab-ı Allah kendisine ebeden razı olsun. Merhum Profesör Doktor Nimettin Erbakan hocamız. Biz de kendisinin sağlığında eğitimden geçtik. Ankara'da birçok eğitime katıldık. Özel sohbetlerine katıldık. Cenab-ı Allah razı olsun kendisinden. Bize bu şuuru vermesi, bilinçlendirmesi hep Erbakan hocamız sayesinde oldu. Erbakan hocamız sosyal sahayı ve alanı ve kamu alanı hiçbir zaman boş bırakmadı. İşte milli görüş teşkilatları dediğimiz teşkilatlar hep Erbakan hocamızın emriyle kurmuş olan teşkilatlar. Bizler eski adıyla Milli Gençlik Vakfı, şimdiki adıyla Anadolu Genç Derneği, Erbakan hocamızın talimatıyla 1975 yılında kurulmuş olan ve günümüze kadar bugün 48. dönemi idrak ettiğimiz bir süreçte. Yine öğretmenlerle ilgili öğütlerimiz var, Şuurlu Öğretmenler Derneğimiz, yine aynı şekilde ESS'lerimiz var, esnaf ve sanatkarlarla ilgili. Aynı şekilde teklerimiz var, teknik elemanlar derneği, mühendislerimiz ve teknik elemanımızın içerisinde bulunduğu çalışmalar, faaliyetler yürüttü. Aynı şekilde ESAM var, Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi. Bu da sosyal ve ekonomik alanla ilgili çalışmaları yürüten ve bunun gibi birçok alanda Erbakan hocamız hiçbir yeri boş bırakmadı. Yani ta hanımlar komisyonuna kadar, hanımların faaliyetlerine kadar ve gençlik, hatta önceki yıllarda mesela bizim çalışan gençlik komisyonumuz vardı mesela. Sanayide çalışan, işte çırak olan, kalfa olan veyahut da böyle bu zor işlerde çalışan gençlerimizle de ilgileniyoruz. Ve bu şekilde hiçbir sahayı boş bırakmayacak şekilde her yere işte hem İslam'ın mesajını, hem Kur'an'ın mesajını, Peygamber'in sünnetini ve yine temel prensiplerimizi ve buyurduğunuz gibi önce ahlak ve maneviyatı bütün kesimlere yaymak suretiyle çalışmamızı bu şekilde yapıyoruz. Yine Erbakan hocamız bize bu şuuru verdi ve biz de o minvarda yine Erbakan hocamızın bize göstermiş olduğu, yani bizler Erbakan hocamızdan bir sözümüz var, parmağın ucuna var, değil de gösterdiği yere bakarız, hedef ettiği, işaret ettiği yere bakarız. O da ne derdi? Yeni bir dünya derdi. Yeniden büyük Türkiye derdi ve bu şekilde yaşanabilir bir Türkiye şeklinde hedefleri ve idealleri vardı. Biz de o hedefleri ve idealleri yaşatmak için gençlerimizi bu hedefle, bu duyguyla yetiştiriyoruz. Tabii 6 milyar insanlığın saadeti için mücadele veriyoruz diye hocanın sözü vardı kendisinin. Elbette. Peki şöyle bir şey var başkanım. Yani bu kadar haklı çıktı. Yani birçok noktada işte küresel siyonizmin, küresel çetenin hani oyun olarak oynamış olduğu bu ekibin karşısında mücadele eden bir yapıyı oluşturan Erbakan hocamızın tabii buna rağmen yani insanlar bunu gördükleri halde işte birçok şey noktada bunu söyleyebiliriz. İşte Irak'la ilgili 93 yılında Suriye ile ilgili sıra Türkiye gelecek noktasında birçok videoları halen daha yayında. Evet. Bunlarla insanlar bunu gördükleri halde ve orada bunlar uyarıldıkları halde toplumun bir türlü bu noktaya gelememesinin sebebi sizce nedir? Evet, yani baş sebep olarak hocayı anlayamamamızdır. Yani belki de bizler dahi hocamızı anlayamadık. Çünkü büyük şahsiyetler belirttiğiniz gibi kıymetleri daha sonradan anlaşılır. Ve bir de bu şuna benzer. Mesela bir dağın eteğindeyseniz o dağın ne kadar büyük olduğunu fark edemezsiniz. O dağdan ancak uzaklaştıkça o dağın ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu anlarsın. İşte Erbakan hocamız da bu şekildeydi. Sağlığı süresince kıymeti bilinmedi. Gerek işte bizler tarafından veya gerekse vatandaşlarımız tarafından. Ama hocamızdan uzaklaştıkça biz onun ne kadar ulvi fikirlere, ne kadar değerli fikirlere sahip olduğunu gördük. İşte bütün İslam dünyasının şekillendirilmek istediği günümüzde, işte Arap Baharı'yla başlayan süreçte,
nelerin yapıldığı, İslam dünyasının nasıl böyle sıkıntılara maruz kaldığı süreçte, yine 8 milyar insanlık var, 8 milyar insanlığın 1,5 milyara yakını her gece aç sabahlıyor. Bu veriler var dünya araştırmalarında. Bu şekilde insanlığı insanlığı sürdüren, yani biraz önce şeyden bahsettik ya, bizim teşkilatlarımızdan bahsettik. Yani Erbakan hocamız hiçbir sahayı boş bırakmamıştı. Gençlik teşkilatıyla, tekleriyle ve diğer esnaf teşkilatlarıyla. Aynı şekilde Erbakan hocamızın hedefi büyüktü. Dünya mesela, dünya İslam Birliği'ni savunurdu ve bu noktada da D8, evet, D8 İslam Birliği'ni kurdu. Ve daha sonra D60'lar. Evet, D60'lar ve ondan sonra D160'lar şeklinde biz bunu devam ettirecek şeklinde düşüneceğiz vardı. Ve yine İslam Ortak İşbirliği, İslam Ortak Savunma Paktı ve İslam Ortak Pazarı şeklinde ve İslam Ortak Dinarı şeklinde Erbakan hocamızın 5 prensibi vardı. Ve bunları hayata geçirmek için de ne yaptı? Mücadele etti. Yani sadece Türkiye ölçeğinde değil, diğer bütün İslam alemi ölçeğinde ve dünya ölçeğinde Erbakan hocamız bu çalışmaları yaptı. Tabii hocamızın yaptığı çalışmalar elbette ki yine devam ediyor. İşte bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak hocamızın izinde ve onun yaptığı çalışmaları yeni kuşaklara, genç kuşaklara, hem kendimiz onu yapmak suretiyle ve yeni kuşaklara da onu tanıtmak suretiyle bu faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Yani ana kaynağımız tabii o. Bu arada o yine bir slogan veya düstur, evet, diyelim. Biz seferle mükellefiz, zafer Allah'tandır. Evet, zafer Allah'tandır. Şeklinde. Evet. Tabii biz burada bu akşam hem Anadolu Gençlik Derneği'nin faaliyetleri, tabii bir 28 Şubat süreci, Milli Gençlik Vakfı, o süreçle ilgili bir şeyler konuşursak. Evet, yani Milli Gençlik Vakfı o dönemde, 28 Şubat'tan önceki dönemde müthiş şekilde faaliyet yapan, her sahada faaliyet gösteren, özellikle üniversite sahasında etkin olan, diğer sahada etkin olan bir teşkilattı. Bunun da tabii çeşitli sebeplerle önü kesildi. İmam Hatiplerin önünün kesilmesi gibi aynı şekilde Anadolu Gençlik Derneği'nin de kapılarına kilit vuruldu. Ama tabii bizler hani biraz önce bahsettiğimiz şekilde elimizden belki hatımızı aldılar ama yolumuzu almadılar. Hocamız yoluna devam etti ve bizler yolumuza devam ettik ve o süreçleri böyle o sancılı süreçleri elimizden geldiği kadar bertaraf etmek suretiyle yolumuza devam ettik. Yani o süreçler bizi yıldırmadı, hiçbir zaman yıldırmayacak da. Evet başkanım. Evet. Tabii programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet. Harun Bekiroğlu hocamız, kendisi çok kıymetlidir. O da Milli Gençlik Vakfı'ndan yetişmiş. Evet. İnönü Üniversitesi'nde doçent evet, zannedersem. Evet. Sayın hocamızın konusu ne olacak o akşam için? Evet. Konumuz alemlere inşirah, Mekke'nin fethi olarak. Ana sloganımız bu sene bu. Her sene farklı bir sloganla çıkıyor. Bu sene de alemlere inşirah, Mekke'nin fethi şeklinde. Doçent Doktor Harun Bekiroğlu hocamız Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezunu aynı zamanda. Evet. Ve şu an İnönü Üniversitesi'nde doçent doktor. İnşallah bu minvarda alemlere inşirah, bir inşirah, bir ferahlık sunmak üzere inşallah bizleri bilgilendirecek inşallah yarınki programda. Evet, yarın evet, akşamleyin değerli izleyenler. Tabii şöyle bir şey, küresel güçlerin dayattığı bir kutlama programı değil. İnşallah bütün şehrimiz, halkımız bu Mekke'nin fethiyle birlikte, onun kapsamış olduğu sembolik bir yapıyla birlikte o geceyi en azından bu şekilde geçirilirse, en azından evet, dualarla tabii, en azından var, geçirilirse daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet. Bu noktada çağrımız da evet, yinelenmiş olurdu. Evet, tabii tamam. Karakoçan'daki hemşehriler için, orada bizde izleyen, değerli izleyenler için de Abdullah Bekiroğlu hocamız da evet, bu alanda kıymetli. Kendisi evet, daha evvel kale müftüsü, Malatya'da evet, şu an müftü yardımcısı, evet, bu işinde uzmanı. Evet. Sohbetinin de güzel, benim umre arkadaşım. Maşallah. Kafile başkanımızdı o evet, zaman. Evet. Bu meyanda sohbeti de çok güzel bir hocamızdır. Evet. Karakoçan'dakilere de muhakkak oraya katılmalarını evet, tavsiye ediyoruz. Karakoçan'da da zannedersem Belediye Kültür Merkezi'nde. Evet, Belediye Kültür Merkezi'nde evet, program olacak. Evet. Evet başkanım, sözlerimizi inşallah
atmak istediğiniz, söylemek istediğiniz varsa onları da alalım. Birkaç dakika sonra da Allah razı olsun. Yani derdimiz insan, insanı yetiştirmesi, insana değer verilmesi, insanların da kendi fıtratlarına uygun bir şekilde yetiştirmesi, eğitimlerin ona uygun bir şekilde verilmesi. Hani Osmanlı'da bir söz var, Osmanlı'nın okullarında, medreselerinin kaplarında. Burada hiçbir balığa uçma, hiçbir kuşa yüzme öğretilme şeklinde. Tabii bizim eğitim sistemimiz şu an bunun tam tersini yapıyor. Balıkları uçurmaya çalışıyoruz, kuşları da yüzmeye zorluyoruz. Biz de Anadolu Gençlik Derneği olarak bunu bu şekilde olmayacağını, yani herkesi kendi alanına göre, kendi fıtratına, kendi yeteneğine göre, ilgi alanlarına göre yetiştirme gayreti içerisinde. Tabii bunu yaparken de önce ahlak ve maneviyat dursundan vazgeçmiyoruz. Ahlak ve maneviyat, emin olmak, güvenilir olmak ve bu şekilde annesine babasına saygılı, topluma saygılı fertler yetiştirmek üzere bütün çalışmamızı bu ayak üzerine oturtmuş bulunmaktayız. Eyvallah başkanım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sunduğunuz için inşallah yarın özelde Mekke'nin fethi programına ve ondan sonraki diğer programlara halkımızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, inşallah yeni bir yılı idrak edeceğiz. Yeni bir yıla, miladi yılbaşı yarın akşam. Tabii bu yılı Mekke'nin fethi gibi gönüllerin fethi, gönüllerin fethiyle dolmasını, yeni yılın hayırlar getirmesini biz de görüş alanından, Kanal 23 ekranlarından inşallah temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah önümüzdeki yılı geçmiş yılımızdan, önümüzdeki seneyi geçmiş senemizden daha hayırlı etsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz.